900 kahve makinesi, damlalık tepsisi, damlalık tepsisi yok diyor. Şurada bir parçası vardır, plastik. Bu damlalık tepsisinin makinede olduğunu algılayan şuranın bastığı içerideki sensör. Yerine taktık. Su tankımız. Eğer ki kapak takılı değilse, yine şurada bir switch var. Bu kapak yoksa, su tankı belirli bir dolulukta değilse su tankı yok diyecektir. Kapaksız takıyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Kapak yok diyor. Taktım. Şimdi gördü. Bu haznemiz düz bir şekilde çekiliyor. Burada kahverengi veya beyaz bir parça vardır. Çevirerek takılıyor orijinal hali. Çevirerek sökülüyor. Saat yönünde. Üst tarafı açıyorum. Çekirdek haznemiz. Tablet veya farklı çekilmiş bir kahve için, Nescafe değil. Çekirdek kahvenin öğütülmüş halini buradan dökebiliriz ama çok nadir kullanılıyor. Kapattım. Burayı açmak için demleme ünitesi budur. Kahverengi parça, kaynatıcı denen. Şu mekanizmayı ileri itiyorum. Sıktım ve yukarı aldım. Bunu tekrar yerine taktığımda oturmaz ise birkaç milim sağa, birkaç milim sola oynattığımda muhakkak oturacaktır. Bu bölümü haftada bir, 10 günde bir temizliğini yapmak lazım. Su tankımı aldım. İçini gösterelim. Bakın, su tankını aldığım bölge. Aynı şekilde sol tarafta da çöp haznesini aldığımda elim oradan girecektir. Bu bölgeden girip komple temizliğini yapabilirsin. Su tankını koydum. Çöp haznesini yerine koydum. Demleme ünitesini yerine koyuyorum. Ve kapağın nasıl kapatıldığını göstereceğim. Bakın oturdu. Eğer oturmazsa birkaç milim sağa sola. Bu malzeme oturtulurken bakın böyle ekrana bakalım. Tel ve kabinle en son çıkarttığımız için boşaltıp boşaltmadığımızı soruyor. Eğer gerçekten boşalttıysak evet boşalttım diyeceğim. İçeride daha önce yaptığı kahve posa adetlerini saymıştı, onları silecek. Ben şu an boşaltmadığım için C diyorum. Makine tekrar üniteyi tanımaya çalışıyor. Ve şu anda istediğim ürünü almak için cihaz hazır. Eğer ki sütümüzü taktığımız zaman köpüksüz süt almak istiyorsak da bu parçayı tamamen yukarı kaldırıp bastığımızda daha az köpüklü bir süt alacağız. Bu aşağıda olduğu zaman köpüklü süt çıkacak. Ürünlerin üzerine basılı tuttuğum zaman 1, 2, 3 ürün için geçerli. Şu hariç bütün ürünleri double şeklinde verecektir. İyi günler.